Hocam kolay gelsin. Ligde playoff seviyesinde futbol oynuyoruz. Ve şu an geldiğimiz noktayı önceki bir değerlendirmesini alalım. Daha sonrasında da maç maç konuşabiliriz. Evet. Öncelikle ikinci devre itibariyle ilk 6-7 haftalık zor bir fikstürümüz var. İlk yarıda yaşadık bu sıkıntıyı. Sıkıntı derken kadro kalitesi bizden daha iyi olan, ekonomik gücü bizden daha iyi olan takımlarla mücadele ettik. Ondan sonraki maçlarımız daha ziyade bizim muhataplarımızla daha rahat kazanabileceğimiz takımlar olan maçlarımız vardı. İlk periyodu biraz sıkıntılı da olsa atlattık. İstediğimiz yerde miyiz? Bir 5 puan falan gerisinde kaldık maalesef. Hesapladığımız, planladığımız tablo ortaya çıkmadı. Ama önümüzde kazanabileceğimiz 10 tane maç var. Bu maçların maksimum 6 tanesini kazandığımız zaman ilk 5 şansımız neredeyse %90-95'lere tekabül ediyor. Bu 10 maçlık periyottan en az bir 6'sını 7'sini kazanıp hedeflediğimiz, sezon sonunda hedeflemiş olduğumuz ilk 5'i yakalayacağız diye ümit ediyoruz. Şu andaki durumumuz bu. Evet hocam. Hocam son maçta yani ligin ilk seviye, ligin başından bu tarafa evet. İlk defa bir 4 gol yedik. Daha önce böyle bir skor yaşamamıştık. Kısaca bunun sebebini alalım. Şimdi bununla ilgili konuşacak maalesef Kırıkkale şehri olarak, teknik olarak değerlendirmeyeyim de bu tekniğin dışına çıktı. Öncelikle beni bütün Kırıkkale kamuoyu tanır. Hayatta hiçbir zaman kimseye ne kabahat bulurum ne bahane bulurum. Bunun baş sorumlusu olarak eğer suçlanıyorsa suçlusu direkt olarak Nihat Baran'dır. Onu bir kenara koyalım. Ama bu off maçı genelinde maalesef komple sınıfta kaldık. Bunun taraftardan başlayayım önce. Kırıkkale Spor taraftarı ne olursa olsun bugüne kadar takımını her maçta desteklemiş. Maçın bir saat öncesinden başlayıp bir saat sonrasına kadar tezahüratını eksik etmemiş. Futbolcular her zaman motive etmiş. Anlamadığım bu sebepten dolayı maça suskun başladılar. Ta ki maç 2-0 olana kadar en ufak bir tepki vermediler. Burada da taraftarımızı, ben bir Kırıkkale'li olarak Kırıkkale Spor taraftarını maalesef sınıfta kalmış olarak adlediyorum. Onlar, takım çok kötü başladı. Biz çok kötüydük. Çok kötüydük. Ama taraftar eğer maçta, maçın başında takıma tam destek olsaydı biz o maçı en kötü bir tane yerdik ama bir tane de atardık. En kötü şartlarda berabere bitirirdik. Anlamadığım sebepten dolayı takım zaten skandal kötü oynadı. Skandal, bunun hiçbir savunması yok. Sezonun en kötü oyununu oynadık. Sezonun en isteksiz maçını oynadık. Tabii bunun sebepleri maalesef şu anda benim de açıklayamayacağım sebepler var. Maç öncesi gelişen bazı hadiseler gelişti. Bunun önünü kesemedik. Ya burada kimseyi suçlama anlamında söylemiyorum ama şu anda bu konularla ilgili yorum yapacak durumda değilim. Zamanı gelince bunu da oturur, kamuoyu önünde tartışırız. Maç öncesi maalesef bazı istenmeyen olaylar yaşadık. Yani bunu da herkes bilsin. Olayı çözdük. Burada tabii en kabahatsiz yönetimdi. Yönetim hak etmediği bir tutumla karşılaştı. Yani yönetimini eleştirecek taraf olabilir. Ben tutup da burada yönetimi aklam adına benim öyle bir haddim de yok. Yönetim de yanlış yaparsa yönetim de, ama maalesef yönetim haklı olduğu bir pozisyonda futbolcu arkadaşlar tarafından bir yanlış anlaşılma sebebinde maç öncesi tatsız olaylar yaşandı. Bu da maça yansıdı. Maçın kaybedilmesi kesinlikle teknik falan değil. Futbolcu arkadaşlarımızın, bizlerin maça kendimizi motive edemeyişimizdir. Maça gerekli hazırlığı yapamayışımızdır. Maalesef bu da maçta net bir şekilde ortaya çıktı. Bu İstemediğimiz bir durumdu. Baştan sonra oturduk, oyuncu arkadaşlarla konuştuk. Kulüp başkanımız oturdu, futbolcu arkadaşlarla konuştu. Ortada bir ufak bir tatsız durum yaşanmıştı. Onu da bugün itibariyle çözmüş bulunduk. Ama maalesef Offspor maçında futbolcular olarak, teknik heyet olarak, taraftar olarak maalesef sınıfta kaldık. Burada en kabahatsiz olan kısım maalesef yönetimdi. Maalesef diyorum çünkü hani her durumda yönetim ortaya atılıyor. Tamam, yönetim eksikleri olabilir. En basitinden devre arası şöyle bir olay yaşandı. Dediler ki işte takıma 4 tane 5 tane oyuncu alacağız. Tamam, biz de istedik. Yönetim de çok mücadele etti. Alamadık. Bizim istediğimiz oyuncular birisi Iğdır'a gitti. Birisi Esenler'e gitti. Birisi Aksaray'a gitti. Bu adamlar 700-800 bin lira 3 ay
3 aylık maliyetleri 700-800 bin lira civarı. Bizim bunu karşılayacak kulüp olarak, şehir olarak gücümüz yok. Gücümüz yok. Ha, başkan iyi niyetle söz verdi. 4 tane 5 tane oyuncu alacağız dedi. Doğru, bizim talebimizdi. Ama bir de şehrin gerçekleri var. Kulübün gerçekleri var. Devre arası transfer yapmak çok zor. Alamadık. Bizim sezon başından beri kadromuzda, kadro kalitemiz tamam, belli bölgelerde iyi. Ama eksik olduğumuz yerler var. Maalesef bunu da çözemiyoruz. Şu an itibariyle de çözmüş değiliz. Ama ha, bu şu anlama gelmesin. Takım yetersiz. Takım yetersiz değil. Kalite anlamında ufak tefek eksiklerimiz var. Rakiplerimiz bunu halletmiş durumda. Biz bunu çözemedik. Bu kadroyla da gittiğimiz yere kadar gideceğiz. Öncelikle hedefimiz ilk 5. Bunu yapacağız. Bunu yapacağız. Öyle ve böyle bir şekilde çıkıp yapacağız. Ve takımı da ilk 5'te kaldıktan sonra, ondan sonra oynayacağımız 3 maç var. O 3 maçta herkesin şansı eşit. Ha, o zaman da ben inanıyorum ki içeride oynayacağımız, bir içeride bir içe oynayacağımız maç var. O maçlarda da taraftarımızın desteğiyle takım da tabii performansını üste çıkaracaktır. Oradan inşallah çıkarız diye ümit ediyorum. Biz ümidimizi kaybetmedik. Biz sonuna kadar bu işin içinde varız. İlk 5'e de mutlaka ne yapıp kalacağız. Kalmak için her şeyi yapacağız. Kaldıktan sonrasında artık bütün takımların şansları eşit diye düşünüyorum. Hocam aslında transferi soracaktım da siz cevapladınız. Şimdi şeyi sorayım. Takım içerisindeki bağları sorayım. Yani inanmış, genel itibariyle inanmış topçulara sahip miyiz? Yani playoff'a kalacaklarına inanıyorlar mı? Şimdi Kadir Bey, olay şu. Yani iyi bir grup. Çocuklar elinden geleni, bunu özellikle ilk yarı topladığımız 32 puanla daha fazlası da toplayabilirdik. O dediğim o kalite olayı bizde belli bir grupta var. Her bölgede kaliteli oyuncumuz yok. Bazı bölgelerde genç, daha böyle kalitesi düşük ama ileride olabilecek oyuncularla oynuyoruz. Anlatmaya çalıştığım olay burası. Yoksa birazcık kadro kalitemiz, bu da tamamıyla kulübün ekonomisiyle ilgili bir olay. Sezon başı ne şartlarda transfer yaptığımızı bütün Kırıkkale kamuoyu biliyor. Beklentiyi çok yükselttik. Takımın da çıkıp başarılı olması taraftarı da ister istemez bir umutlandırdı. Tamam, biz umudumuzu hiç kaybetmedik. Ama önce bir şurada bir anlaşalım ya. Bizim şehir olarak gücümüz bu. Bizim için öncelikli hedefimiz, bizim öncelikli hedefimiz Kırıkkale olarak bu ekonomik şartlarda, bu ekonomik şartlarda öncelikli birinci hedefimiz bu ligde kalıcı olmak. Ha, ondan sonra hedefimiz ilk 5 mi olur? Yapabiliyorsak daha üstüm olur. Gelirse yok demeyiz. Ama bizim bu şartlarda dediğimiz gibi kesinlikle ve kesinlikle her sene böyle devam ettiği sürece Kırıkkale Spor öncelikle bu ligde kalacak. Öncelikle bu ligde kalıcı olacak. Ha, yapabilirsek bu sene şansımız var mı? Bana göre var. Bana göre var. Onu da sonuna kadar zorlayacağız. Hocam şöyle sorayım. İlk 5'e kaldığımız takdirde ikinci sırada birincinin çok bir farkı olacağını ben düşünmüyorum ama 3-4 mü yoksa 5 mi? Hiç sıkıntı yok. Oradaki bütün takımlar, oranın atmosferi farklı olur. Orada bütün şartlar eşit. Bir içeride bir dışarıda oynayacağız. Ondan sonra kazandığımız zaman biliyorsunuz direkt final maçı oynayacağız. Yani oradaki şanslar eşit olduğu için orada içerisi, dışarısı, üçüncüsü, beşincisi yok. İlk 5'te bizim şampiyonluk şansımız maalesef kalmadı. Kalmadı zaten. Olsaydı iyi olurdu ama biraz önce söylediğim sebeplerden dolayı orayı zorlamamız zordu. Bizim için ilk 5 müthiş bir başarı olur. Müthiş bir başarı olur. Onu da yaptığımız zaman orada kalan zaten 4 takımın oraya sahaya çıktıkları zaman o son 4 maçta inanın o zaman inşallah oynayacağız. Herkes de görecek. Hiçbirinin diğerinden bir farkı olmaz. O maçlar eşit şartlarda oynanacak. Hocam son olarak bir şey diyecek misiniz? Kapatalım. Söyleyeceğim şu. Ben Kırıkkale Spor taraftarından şunu rica ediyorum. Kişilere kızabilirsiniz. Bana kızabilirsiniz. Futbolcuya kızabilirsiniz. Kulüp başkanına kızabilirsiniz. Herkese kızabilirsiniz. Herkese küsebilirsiniz. Ama Kırıkkale Spor'a bizim biz Kırıkkale şehrinin bir tek gerçeği var, Kırıkkale Spor'dur. Kırıkkale Spor'a kızma gibi, küsme gibi bir derdimiz olmaması lazım. Kırıkkale Spor hepimizin. Kişiselleştirmeyelim. Çıkalım Kırıkkale Spor'umuza. Biz buradan onlar tribünden sahip çıksınlar. Eğer o birliği daha önce yakaladık. Yine yakalarsak Kırıkkale Spor taraftarı bu işin içerisinde bu işe ortak olursa, bize tam destek olursa biz inanın bu ilk 5'e kalacağız. Orada da elimizden geleni yapacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.